İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının 7. oturumu. Milletvekili Ani Bedevyan'ın raporu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Ermenistan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Gazetesi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı bölgesel iletişim engelinin kaldırılması sürecinde koridor fikrinin olmadığını açıkça belirtti. Balyan ailesinin yaptığı Dolmabahçe Sarayı 166 yaşında. Ermeni sinemasının 100. yıl dönümü UNESCO takvimine dahil edildi. Neden yeniden dönüşüp Haygazun olmalıyız? Tarihin yörüngesi boyunca Ermeni süt ürünü olan Mazun. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin ikinci toplantısının 7. oturumunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi üyesi 5. komisyon olan Eğitim, Bilim, Ticaret ve Bilgi Kaynakları Yönetimi üyesi Ani Bedevyan bir rapor sunarak komisyonun yaptığı çalışmaları detaylı olarak anlattı. 5. komisyon üyeleri Ani Bedevyan, Leonardo Basmacan, Alejandro Durumyan ortak çabalarla 15 yaşına kadar çocuklar ve Ermenice bilmeyenler için Batı Ermenice'den Doğu Ermenice'ye açıklayıcı, resimli bir kitap sözlük yaratmak için bir program geliştirdiler. Kitap yayınlandıktan sonra kitabın sesli ve video versiyonlarını oluşturacaklar. Ani Bedevyan'ın raporunun ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İletişim, Soykırım ve Tazminat Komisyonu milletvekillerinden biri de Hrant Dink anısına bir proje yapılmasını ve bu çerçevede Dink hakkında filmler ve Hrant Dink'in fotoğraflarının gösterimleri, genç Türkologlarla toplantılar düzenlenmesi önerisinde bulundu. Haberlerimizin bir sonraki bülteninde milletvekili Guillermo Caramanya'nın raporunu sunacağız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından bildirildiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Karen Dunfright 14-19 Haziran tarihlerinde Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bu açıklamada 3 ülkeyle diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümünü kutlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dunfright, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin kendi yollarını çizme hakkını vurgulayarak bu ülkelerin egemenliği ve bağımsızlığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini vurgulayacak. Ayrıca ABD'nin bölgedeki siyasi, ekonomik kalkınmayı ve halklar arası temasları teşvik etmek de dahil olmak üzere Güney Kafkasya'da kalıcı barışın inşasına yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı denildi. Dunfright, 18 Haziran'da Ermenistan Cumhuriyeti'nde olacak ve burada Başbakan Nikol Paşinyan ve diğer yetkililerle görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Mayıs 1920'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıdığını, Türkiye ile Batı Ermenistan arasındaki uluslararası sınırın 28. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un tahkim kararına konu olduğunu ve Türkiye'nin Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı gerçekleştirdiği soykırım Armenosid'in ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için kongre üyeleriyle sürekli çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatmak gerekir. Rusya, Ermeni-Azeri diyaloğunda özellikle bölgesel iletişim kanallarının sınır belirleme ve sınır çizme konusunda belki de en haberdar tarafıdır. Bunun objektif bir nedeni var. Rusya, yukarıda bahsedilen süreçlerin uygulanmasını şart koşan bir belge olan 9 Kasım Üçlü Bildirisi'nin kabul edilmesini başlatan ve imzalayan taraftır. Ermenistan Cumhuriyeti'ne resmi ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan lideri Aliyev'in bölgesel iletişim kanallarının açılması konusunda düzenli olarak yaptığı sorumlu açıklamalara son verdi ve şunu belirtti. Bildiğiniz gibi demiryolu güzergahı üzerinde anlaşmaya varıldı. Otoyol ve onaylanacak ve ilgili anlaşma şu anda sonuçlanıyor. Bu basitleştirilecek ancak kesinlikle Ermeni topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayanacak ve burada herhangi bir belirsizlik olamaz. Bunlar kalıcı bir altyapının oluşturulmasıyla bağlantılı olan pratik eylemlerle ilgili şeylerdir. Bu nedenle burada kesmeden önce 10 kez ölçmek daha iyidir. Hem Azeri hem de Ermeni ortakların bu noktadan yola çıktığına dair bir algımız var.
Dolmabahçe Sarayı reform döneminin görkemli sembol yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor. Dolmabahçe Sarayı 166 yaşında. Sarayın inşasına 13 Haziran 1843'te başlandı. Sarayın yapımında dönemin önemli mimarları Garabet Balyan, Ohannes Serveryan, Nigos Balyan ve James William Smith görev aldı. Dolmabahçe, Feodal Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük sarayıdır. 45 bin metrekare alanda yer almakta, 285 oda, 46 salon, 6 hamam ve 68 lavabodan oluşmaktadır. Tasarım, barok, rokoko ve neoklasizm tarzlarının unsurlarını içerir. Sarayın çevresinde Garabet Balyan'ın tasarladığı barok tarzı bir cami ve Mimar Sarkis Balyan'ın yaptığı saat kulesi gibi birçok yapı bulunuyor. Ermenistan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne adanan Rusya'da Ermeni Kültürü Günleri etkinliği Rusya'nın farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Ermeni Ulusal Filarmoni Orkestrası ve Gomidas adlı ulusal dörtlünün konseri planlanıyor. Etkinliğin programında Ermeni ve Rus taraflarının resmi konuşmaları da yer alacak. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vahram Dumanyan, Rusya'da Ermeni Kültürü Günleri ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde Ruhani Rus Kültürü Günleri programlarına atıfta bulundu. Dumanyan, 2023'te yapılması planlanan Ermeni sinemasının 100. yıl dönümünün UNESCO ünlülerinin önemli yıl dönümleri takviminde yer almasına da değindi. 2024 yılının Charles Aznavour ve Sergei Parajanov'un 100. yıl dönümleri olduğu da belirtildi. Kelebek, değişimin ve uyanışın sembolüdür. Başlangıçta solucan olan sürünebilir bir canlı ama şaşırtıcı bir dönüşümle koza aşamasından geçerek sınırlı bir alanda sürünen bir yaratıktan sonsuzluğa uçan bir canlıya dönüşür. Aslında kelebek bir dönüşümün simgesidir. Kendini Ermeni sanan ama başkalarının inançlarının tutsağı olan birine Ermeni inancını tanıttığımda Ermeni tanrılarının kim olduğunu ve bir Ermeninin hayattaki rolü ve önemini anlattığımda Hayk Nahabet hakkında anlattığımda ve başkalarının kendi atalarını ve kendisini Nahabet'ten ve onun inancından nasıl kopardığını ve bir başka milletin inancını kendi kutsallığı olarak kabul ettiğini anlattığım zaman o insan milletinin yüzyıllar boyunca uçuruma düşmeye devam ettiğini anlamaya başlar çünkü milletinin lokomotifine yabancı yakıtları zorladılar. Bu bilince ulaşan Ermeni bir koza evresinde yaşamaya başlar ve bu süreçte sürünen bir solucandan uçan bir kelebeğe dönüşür. Orada dinler ve inançlar alanında artık sürünen bir tür olmayıp milli inancının semalarında güvenle ve gururla uçan haygazun doğar. Bütün milletler milli inançlarına göre yaşasın ve Ermeniler Haygazun atalarının kutsal inançlarına göre yaşasınlar ve böylece Ermeni adını alsınlar. Kurum Harut Arakelyan. Madrun yani yoğurt, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan bir süt ürünüdür. Yüksek biyokimyasal aktiviteye sahiptir ve vücuttaki negatif bakterilerin etkilerini nötralize eden canlı laktik asit bakterileri içerir. Madzun'un ana vatanı Ermeni platosu olarak kabul edilir. Madzun kelimesi, Madzun'un meydana geldiği mats kelime kökünden kaynaklanır ve pıhtılaştırmak anlamına gelir. Çok sayıda arkeolojik bulgu, Ermenistan'da süt ürünlerinin özellikle Madzun'un gıdada yaygın olarak kullanıldığını doğrulamaktadır. Antik çağlarda insanlar artan sütü uzun süre bıraktılar, süt, ekşi süt Madzun'a dönüştü. Günümüzde madzun yoğurt elde etme ve yapma yöntemi binlerce yıl öncesi yapılmasıyla aynıdır. Ermenistan'da insanlar madzun yoğurdun uzun süreli saklanması sırrını da biliyorlardı. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın vatansever evlatları. Batı Ermenistan liderliği fikir ve ilkelerine sadık kalarak televizyonu ve çevrim içi platformlarının aracılığıyla ülkemizin tarihinin bugünü ve geleceğiyle ilgili çeşitli olayları sunmaya, hükümetin siyasi ve kamusal faaliyetlerini yeni yaklaşımlarla sizlere bildirmeye devam ediyor. Ayrıca hepinizin daha yakından temas halinde bulunmasına izin veriyor.
televizyonumuz olan Western Armenia TV aracılığıyla hükümetle, ulusal meclis üyeleriyle doğrudan temas kurabilir, doğrudan Batı Ermenistan ve vatandaşlarıyla ilgili endişelerinizi, sorularınızı dile getirebilir ve çeşitli ilginç önerilerde bulunabilirsiniz. Televizyonumuzun kendi reklamını yapmadığını hatırlatarak fırsatlarını ve bağlantılarını sizin de aracılığınızla genişletmek istediğini belirtmek isteriz. Sizin desteğiniz hepimizin zaferidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Taliska Hovhannisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Barage Pajit Gurung adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.